Sizleri şimdi Karadeniz'in bir diğer cennet köşesi Bartın'a götürüyoruz. Batı Karadeniz'de 17 yıllık deneyimiyle Bartın, Zonguldak ve Eren limanlarında yıllık ortalama 400 gemi ve yaklaşık 2 milyon ton yükle denizcilik ve gemi acenteciliği sektörünün lider isimlerinden Miray Denizciliğe konuk oluyoruz şimdi de. 2009 senesinde biz faaliyete geçtik. 2009 Haziran ayında. Tabii yaşadığımız zamanlar Türkiye'deki yani olay şartları işte vesaire biraz sıkıntı çekildi ama yani 2010 senesinden sonra Türkiye ekonomisindeki düzenlemelerden dolayı biz de elimizdeki mevcut şartları değerlendirelim. Biraz daha şey yaptık, kendimizi geliştirdik. Yeni pazarlar biz kendimize oluşturduk. 2012 Kasım ayında Anrus firmasıyla Rus firmasıyla bir şey yaptık, ortaklık yaptık. Şu anda 4 RoRo işletmesiyle beraber yılda yaklaşık 400 kuru yük gemisi, acenteliği ve 4 tane RoRo gemisiyle deniz sektörüne hizmet veriyoruz. Kasım ayında başladığımız RoRo işletmeciliği var. İlk etapta biz ilk önce Rusya'nın Port Kafkas, sonra Ukrayna'nın Skados limanlarına başladık. İki gemiyle başladık. Tabii bunun yanı sıra talepler biraz fazlaşınca tabii ikinci gemimizi koyduk Skados limanına Zonguldak'ta. Dördüncü gemiyi de Sevastopol'a koyacağız. Aynı zamanda şimdi burada yeni bir hat açma durumumuz daha var. Samsun, Sevastopol, İstanbul, Haydarpaşa'da. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda gemi acenteliği, gemi işletmeciliği de devam ediyor. Ortalama bir şey koyduk kendimize. Bilanço çıkarttık. Dedik ki yani buradaki ciromuz bu sene 40 milyon dolar civarında olsun dedik. Bizim hedefimiz inşallah gelecek sene işte hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihracatının artması hem de kendimizin koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkmak. Hedefimiz büyük. İnşallah daha büyük işler yapmak için karşı tarafla mücadele yapıyoruz. Abdülkerim Zurnacı, gemilerinde taşınan ürünlerin çoğunun ihraç ürünü olduğunu söylüyor. Bizim amacımız burada para kazanmaktan ziyade, yani biz gurur duyuyoruz. Neden? Biz karşı tarafa burada yaptığımız, gemilerimizi yüklediğimiz araçların neredeyse tamamı İhracat olarak karşı tarafa gidiyor. Yani üzerinde iplik, kilim, halı, ondan sonra yani akü, lastik, yani PVC vesaire yani çeşitli ev eşyaları, koltuk, ev mobilyaları, ofis mobilyaları bakıyorsunuz yani gurur duyuyorsunuz. Neden? Hiç hayatınızda görmediğiniz bir marka ihracat yapmaya başladı.